Manşete hoş geldiniz. Şubat ayına girdik. Artık Şubat, Mart, Nisan ayları son derece sıcak geçecek. Önümüzdeki 3-4 ay her ne kadar seçimin tarihi belli olmasa da bu hengamede geçecek. Ve yine bu hafta başında 30 Ocak Ortak Mutabakat metni açıklandı Millet İttifakı tarafından. Son derece güçlü bir metindi. Adeta bir koalisyon protokolü de diyebilirsiniz, hükümet programı da diyebilirsiniz. ...güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru bir yol haritası da diyebilirsiniz... ...ne derseniz deyin ama resmi adı Ortak Mutabakat Metni... ...200 küsür sayfalık en az 2300 vaatten oluşan bu metinde son derece güçlüydü. Elbette insanların beğendiği konular, beğenmediği konular vardı... ...eksikliğini hissettiği, değinilmeyen konular vardı... ...ya da geçiştirilen konular vardı, bazılarını kızdıran konular vardı... ...hükümetin belli konularda özellikle dış politika ve iç güvenlikle ilgili bir takım isimlendirmeleri falan üzerinden, muhalefetin de alıp bunu aynen kabul etmesi üzerinden bazı hoşnutsuzluklar dile getirildi. Bütün bunların hepsini görüyorum. Altı parti bir araya gelmiş ve bir metin etrafında buluşmuş. Sadece bu metni, bu metnin yarısını hayata geçirseler, zaten orada yasalara uyma, hukukun genel kriterlerini uygulama falan yönünde bir eylem birliği, bir ortak mutabakat var. Sadece bunlar bile ülkenin normalleşmesi için yeter artar. Ve orada tanımlanan bazı hususlar veya orada sanki bazı iktidar söylemleri alınıp kullanılmış gibi görülen konular da esasen hukuk işlediğinde, serbest piyasa işlediğinde ve bir özgür basın teşhis edildiğinde, onun önü açıldığında, bir takım bariyerler kaldırıldığında ayan beyan ortaya çıkacak. Bunların doğru olup olmadığı serbestçe konuşulacak, tartışılacak ve özgür, bağımsız mahkemeler alması gereken kararı alacaklar. Şunu önemsiyorum. Ee, pazartesi günü ilan edilen ortak mutabakat metni haftaya damgasını vurdu ve sadece o konuşuluyor. Ee, elbette e, muhalefet tarafı konuştuğu kadar, muhalefet tarafı önün arkasına baktığı kadar iktidar tarafı da bunu konuşuyor. Yani Erdoğan'ın grup konuşmasını buna ayırması. Şu, e, havuz basınında atılan manşetlere, yapılan haberlere, yazılan analizlere baktığınızda bunu nasıl yıpratırız? Bunu nasıl aşağı çekeriz? Kaygısının görülmesi zaten bunun da altını çiziyor. Seçim nasıl kaybedilir? KJ'si belki dikkatinizi çekmiştir. Bunu oraya yazmamın bir nedeni var. Onu da ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Fakat son birkaç gündür özellikle bazı güvenlik uyarıları dikkat çekti. ...son 3-4 gün içerisinde batı ülkeleri özellikle Amerika gibi, İngiltere gibi... ...Almanya, Belçika, Fransa, İspanya gibi, İsveç, İtalya gibi ülkeler... ...kendi vatandaşlarına Türkiye'de dini mekanlar başta olmak üzere... ...kalabalık yerlerden uzak durulması uyarısını geçtiler. Bu yetmedi, devamla konsolosluklar, elçilikler gibi noktalara da temsilciliklere de uyarılar gitti. Hatta işte en son Almanya, İngiltere, Hollanda baş konsoloslukları kapatıldı ve e, kapatıldı derken e, içinde yani e, ziyarete falan kapatılmış değil. İçindeki personel de evden çalışmaya gönderildi. E, bir anlamda e, izin verildi onlara. Çalışacaklar ama evlerinden çalışacaklar, uzaktan çalışacaklar. E, sadece bu yetmedi. Resimde de görüyorsunuz, Pierre Loti lisesi de kapatılmış. Terör tehdidi nedeniyle. Pierre Loti Lisesi, bir Fransız lisesi. Ama lise nasıl kapatılır? Milli eğitime bağlı değil mi? Bir lise tek başına, kendi başına bir kapatma kararı alır mı? Ya da eğitim, öğretim, ara verme kararı alır mı? Bunlar soru işareti. Belli ki özel bir tarafı var. Milli eğitim kontrolünde değil, bilemiyoruz. Ya da hangi talimatla? Ya da hangi talimatı dinleyerek kendini kapatma e, kararı aldı? Türkiye sınırları içerisindeki bir lisenin Fransız lisesi de olsa hangi gerekçeyle, hangi mazeretle kendini kapattığı soru işaretleri ama e, bu konuyu önemsemek lazım. Bununla ilgili çıkan çok e, sayıda haberi, analizi okudum. Bu konuyu bilebilecek insanların yorumlarına dikkat kesildim, dinledim. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. E, bir takım kulisler var. İşte Türkiye'nin sınırlarının ötesinden, özellikle Suriye, Irak tarafından bir takım kötü niyetli, cihatçıların ya da teröristlerin Türkiye'ye girdiği ve bir eylem planladıkları falan üzerinde duruluyor. Fakat bir istihbarat paylaşımı yapmak icap ediyor. Mutlaka bu ülkeler kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptıysa ya da konsolosluklarını kapatma kararı aldıysa birkaç gün bunun nedenlerini o ülkenin ilgililerine de iletmeleri icap eder. Güvenlik güçlerine, istihbaratına filan. Mutlaka belki de böyle bir alışveriş olmuştur, bilgi alışverişi olmuştur. Türkiye'nin tepkisi misilleme yönünde oldu. Türk dışişleri de bu uyarıları yapan ülkelere seyahat uyarısı yaptı filan. Yani bunun bir karşılığı yok. Çünkü bu ülkelerde böyle bir tehdit olmadığı şu aşamada görülüyor. Siz istediğiniz kadar Türkiye vatandaşlarına seyahat uyarısı yapın. Onlar Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya gideceklerse gene gitmeye devam ederler. Bu biçimde misillemelerle halledilecek bir konu değil. Fakat önemselmesi gerekiyor. Türkiye yönüyle önemsenmesi gerekiyor. Acaba bu ülkeler nasıl bir istihbarat aldılar da böyle uyarılar yaptılar ve kendi vatandaşlarını koruyorlar, kendi elçiliklerini konsolosluklarını koruyorlar. Mutlaka bilgi paylaşımı yapılması icap eder ve elbette istihbarat ve güvenlik güçlerinin de böyle bir eylem planlanmış ve yola çıkmışsa bunu önlemek için elinden geleni ardına komaması icap eder. Ama dediğim gibi her yeri taradım, her şeye baktım. Bu konuda somut bir veriye ulaşamadım bu uyarının içi boş bir uyarı olup olmadığı, doğru bir uyarı olup olmadığı ya da tamamen diplomatik siyasi bir çıkış olup olmadığını zaman gösterir. Şu anda eldeki verilerle bunu bilmiyoruz. Geçelim Millet İttifakı konusuna. Millet İttifakı böyle yan yana yürüyerek Atatürk Ankara Ticaret Odası'nın kongre merkezine girdiler ve altı lider orada ortak mutabakat metnini Adeta imzaladılar ve bu onların kurmayları tarafından açıklandı. Tabii elbette eksik kalan şey şu. Eksik kalan ortak cumhurbaşkanı adayı. Ortak mutabakat metninde açıklanan e, konular son derece dikkatli bir üslupla ele alınmış konulardı. Ortak cumhurbaşkanı adayı e, çok fazla tarif edilmedi e, ve belli konular da belli ki ortak cumhurbaşkanı adayına bırakıldı. Peki ortak cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Gecikti, kabul ediyorum ve bu konuda da gerçekten e, beklentiler son derece yüksek. Her ne kadar seçim tarihi ilan edilmemiş olsa da artık seçime gidiliyor. Yani 3-3,5 ay içerisinde bir seçim var yani. Şöyle veya böyle. Siz bir aday ilan ettiğinizde o adayın kampanyasını planlaması, fotoğraf çektirmesi, broşürlerini bastırması, yurt gezilerine çıkması falan bile bir mesele yani. Bunun hazırlığı için bile haftalar gerekiyor. Ortak Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönünde çok güçlü artık işaretler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek belediye başkanlarına yani o konuda bir sürpriz olmayacak yönü tel telkinleri. Gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında bir ekibin hazırlanmaya başlaması. İşte fotoğraf çektirelim, ne bileyim adayın imajıyla ilgili bir takım çalışmalar yapalım, kampanya takvimini planlayalım falan gibi. Tabii bu sadece CHP'ye bırakılacak bir konu değil. Elbette CHP'nin engin bir tecrübesi var geriye doğru ama diğer partilerin de bu kampanyaya destek vermesi gerekir. Gene çok alamet e, belirdi ve bu alametlerden sonuncusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, son CHP grup toplantısı konuşmasını artık noktalarken sarf ettiği cümlelerdi. Kelimesi kelimesine şöyle dedi. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak kastettiği beşli çete ve unsurları. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum dedi ve grup konuşmasını bitirdi. Şimdi ben Kemal geliyorum dediğinizde seçimin ertesinde eğer Cumhurbaşkanı adayı siz değilseniz ve siz Cumhurbaşkanı seçilmemişseniz ben Kemal geliyorum demenizin bir manası yok. Ee, muhtemelen işte bu yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir biçimde adaylık vurgusu olarak algılandı. Ben de öyle algıladım. Başka türlü algılanması da zaten olanaklı değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünde pek bir engel görülmüyor. Meral Akşener unsuru üzerinde duruluyor. Elbette İyi Parti Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yüzde yüz içine sindirmiş değil. Nitekim Meral Akşener son konuşmalarında bunu net bir şekilde de söyledi. Yani Karşı izlemedi elbette ama mesela şunu söyledi: Masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri gelin, gelirse biz buna evet deriz dedi. Mesela aynı şeyi, aynı cümleyi Kemal Kılıçdaroğlu için kurmadı ama e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için kurdu. Yine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar sonrasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifaden Cihan Paçacı da. Ekrem Bey'in adaylığını arzu ettiklerini söylemişti. Kemal Bey'in adaylığı söz konusu olursa biz kendi adayımızı çıkarabiliriz falan gibi cümleler sarf etmişti. O da zaten o laflarda onun başını yedi gitti ama neticede İyi Parti'deki bir eğilimi göstermesi açısından da önemli. Yani İyi Parti'de eğilim Kemal Kılıçdaroğlu dışında keşke Ekrem Yamamoğlu veya Mansur Yavaş olsun biçiminde gibi görünüyor. Her ne hal ise ortak cumhurbaşkanı adayı 13 Şubat'ta liderlerin yapacağı e, toplantı Millet İttifakı'nın ee, artık 12. veya 13. toplantısında e, ortaya e, çıkacak ve sonraki günlerde de muhtemelen gene e, geniş katılımlı bir e, kapalı salon toplantısıyla bu aday ilan edilecek. E, Temel Karamoğluoğlu ev sahipliğinde yapılacak 13 Şubat pazartesi günkü e, toplantı ve 13 Şubat e, pazartesi günkü toplantı öncesinde Temel, Temel Karamoğluoğlu hemen Liderler turuna çıktı. Yani ortak mutabakat metni açıklanır açıklanmaz. Diğer toplantının, sıradaki toplantının planlaması başladı. Şubat ayı sıcak geçecek. Ve Şubat ortasında da muhtemelen ortak Cumhurbaşkanı adayını öğrenmiş olacağız. Dediğim gibi bu konuda son derece spekülasyona açık kulisler. Bilgiler havada uçuşup duruyor. Ben de hepsini takip ediyorum. Söyleyebileceğim bunlar. Bu noktadan sonra artık... ...ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını beklemek gerekiyor. Ne kadar speküle edilirse edilsin. Şimdi şeye geçmek istiyorum. İşte seçim nasıl kaybedilir meselesini de onun için yazdım. E, muhalefet cephesinde bunlar olurken iktidar cephesinde de son derece... E, ...kaygı, e, dağınıklık ve bir kafa karışıklığı hakim atılan manşetler, yapılan haberler, tümüyle ortak mutabakat metni ve işte milli millet ittifakını yıpratmaya, yıkmaya, dağıtmaya dönük. Sadece sabah gazetesinin işte hemen 31 Ocak Salı günkü iç sayfasından e, kesip getirdim bu kupürü e, Mehmet Barlas, eski Türkiye ye dönüş mutabakatı demiş Mahmut öbür durduracağız yıkacağız kaldıracağız mutabakatı demiş hemen yanındaki haberde de yıkım mutabakatı olarak geçiyor ve bu ve buna benzer haberler günlerdir başta sabah olmak üzere pek çok iktidar medyası unsurlarında dönüp duruyor mesela Ahmet Hakan bir yazı yazdı ertesinde fakat yazı e, millet İttifakı'nı yıpratmaya dönük değil AKP'yi AKP'yi sarsmaya dönüktü yani şöyle ki AKP'nin yapması gereken en önemli şey deyip bir yazı yazdı. Seçim nasıl kaybedilir diye de işte bana KC'yi yazdıran bu oldu. Bir kutu açtı ee, ve AKP'ye akıl verdi adeta Hürriyet'in yayın yönetmeni. Dedi ki yani AKP içinde e, öyle milletvekilleri var ki partiye bir katkı sağlamıyorlar. Bölgelerinde vatandaşla iyi diyalog kuramıyorlar. Hiç, konuş, hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. İşte Erdoğan'ın ayakkabısını yalarım meselesi. Yine seçim nasıl kaybedilir e, sütununda da şunu yazdı. E, bu iş bitti aldık götürdük diyerek seçim kaybedilir. E, sadece rakibin dağınıklığına bel bağlayarak seçim kaybedilir. Hınç, intikam, öfke çığlıkları atarak seçim kaybedilir. Aksiyon yerine reaksiyon geliştirerek seçim kaybedilir. Rakibi küçümseyerek seçim kaybedilir filan. Bütün bunların hepsi. AKP'ye dönük uyarılar, o da zaten muhalefetin dağınıklığını gösteriyor. Nasıl olmasın ki Erdoğan son grup toplantısında milletvekillerini uyardı ve dedi ki yani rehavetinizi gözlemliyorum, meclis çalışmalarına devam etmiyorsunuz, hakkımı helal etmiyorum, hakkımı helal etmiyorum biçiminde de yeni birlik gazetesine, bugünkü yeni birlik gazetesine bu manşet olmuş. Şimdi milletvekilleri de bunun karşılığında Erdoğan'a dönüp, Erdoğan dönüp şöyle diyebilirler reis yani sen 2018'de kronometreyi sıfırladın ve benim ilk dönemim dedin. E, bizim de öyle olması lazım. Neden şimdi üç dönemden sonra bizi gönderiyorsun falan diyebilirler. AKP'de her seçim döneminde olduğu gibi seçim yaklaşırken tekrar listelerde kendini göremeyenlerin küskünlüğü oluyor. Memleketlerine dönüyorlar veya artık meclis çalışmalarına gitmeyi bırakıyorlar filan. Böyle şeyler hep oluyor. Açıkçası onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmak lazım. Belki bir grup milletvekili kulislerde falan pusuda bekleyip AKP'lerin zaaflarından veya işte devamsızlıklarından yararlanıp belli yasaları onların lehinleyken aleyhe çevirebilir. Ama o da Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma mekaniği içerisinde nasıl olacaksa öyle olur. Her ne kadar bunu geçmişte birkaç kere yaptılar ama sonrasında AKP tekrar toparlandı ve o olumsuzlukları kendi lehine çevirmeyi bildi. Selahattin Demirtaş'tan çok önemli bir tweet geldi. Baş diğer tweet mesajlarında Erdoğan'ın adaylığına karşı sessiz kalınmaması, yüksek seçim kurulunun hukuksuzluğuna karşı, alacağı hukuksuz kararlara karşı muhalefetin ses vermesi yönünde şeyler vardı, uyarılar vardı. Ama ben bu tweet'i son derece önemsiyorum. Her kelimesi adeta düşünülerek yazılmış ve hem geçmişten ders çıkaran hem de geleceğe dönük ikazlar içeren bir tweet bu. Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutansa muhalefetin tepkisizliğidir bu tepkisizlik 85 milyonu daha yıllar boyu sürecek açık ceza ve hayatına mahkum etmektir belediyelere, üniversitelere kayyım, HDP'ye kapatma, Gezi Kobani ÇHD davaları İBB'ye kumpas. Hepsi aynı demiş. Son derece önemsiyorum. Nasıl olmasın ki? Mesela tutuklu milletvekili Semra Güzel'le görüşten çıktım diyor avukat Eren Keskin. Milletvekili olmadan önce başlayan ve benzer dosyada beraat kararı alan bir e, olan bir dava nedeniyle tutuklu ama hazırlıklı diğerleri gibi ve güçlü. Çok seviyoruz Semra'yı demiş. Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlıktan dolayı düşürüldü. Halbuki Deniz Baykal meclise hiç uğramadı. Bir sürü de uğramayan belki onlarca, belki yüz neyse bilmiyoruz sayısını milletvekili var. Bir ay içerisinde beş oturuma katılmadı diye Semra Güzel'in milletvekilliğini düşürdüler. Şu anda da tutuklu cezaevinde zaten. Önce dokunulmazlığı kaldırdılar sonra milletvekilliğini düşürdüler. Selahattin Demirtaş'ın uyarısından hareketle, bu da Adalet Bakanlığı verileri. Türkiye'de yılbaşı itibariyle 399 cezaevi var. Ve geçen yıl 22 yeni cezaevi yapılmış. Bu yılda 20 ceza infaz kurumu daha açılacakmış ve toplam cezaevi sayı, ceza sayısı 419'a yükselecek. Gene Adalet Bakanlığı verileriyle geçen yıl yani 2022 boyunca 550 bin tutuklu ve yükümlü psikososyal yardım almış. Rakamlara bakar mısınız? Geçtiğimiz sene itibariyle e, ceza infaz kurumlarının kapasitesi yaklaşık 290 bin. Yani çok büyük bir bölümü de psikolojik destek almış filan. Böyle bir durumda ve... Adeta artık illerdeki ilçelerdeki yöneticiler kendi bölgelerine at, e, yapılan cezaevleriyle falan övünmeye başladılar. Böyle bir ülkeye gidiliyor. Açık cezaevi derken yani kapalı cezaevinde e, işte tweet atan Selahattin Demirtaş ve onun gibi işte 290 bin insandan bahsediyoruz ve açık cezaevinde yaşayan milyonlardan bahsediyoruz. O açıdan son derece önemli. Selçuk Özbek paylaşmış. Sadece son günlerdeki hadiselerden biri. 78 yaşındaki babam fotoğrafını da çekmiş arkadan. 78 yaşındaki babam Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla mahkemeye çıktı bugün. Yarım asırdır olduğu gibi babamla annem kol kola. Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız diyor. Böyle bir Türkiye. Hep söylüyorum. Özellikle güvenlik, adalet ve ekonomi konularında dibe vurmuş bir ülke var ve ben artık her programda gerek güvenlik, gerek adalet ve gerekse ekonomiyle ilgili konularda bir iki sembolik e, olayı burada ekranlara getireceğim. Zaten bunu bulmakta güçlük çekmiyorsunuz. Onlarcası var her gün sökün eden. Mesela biri, Van'da arkadaşlarıyla top oynadığı sırada köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç olaya şahit olan mahalle imamı köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım bana da saldırdı. Şimdi bakın bu olay hep söylüyorum, hep örnek veriyorum ama bir kere daha söyleyeyim. Batı ülkelerinde asla böyle bir şey göremezsiniz. Yok. Sokakta dolaşan hayvan yok. Yani elbette doğal ortamlarında geyikler, tilkiler falan var ama onlar insanlara saldırıyor değiller. Köpek, kedi gibi hayvanlar, özellikle evcil hayvanlar veya insanlarla ilişkisi olan hayvanlar bir anlamda sokakta ne bileyim bahçede, açık arazide falan gezerken sürüler halinde dolaşırken falan göremezsiniz yok. Hepsine çip takılmış. Hepsi işte ruhsatlandırılmış, sahiplendirilmiş ve sahipleri de onları sahiplerinin de onları bir yere bırakamayacağı, sokağa atamayacağı canlılar bunlar. Çünkü atarsa başına iş gelecek. Ve zaten hepsi sahipli olduğu için o sahipler bulunacak ve yargılanacak. Hem doğaya verdiği, hem de çevreye verdiği güvenlik namına zarardan dolayı. Şimdi bunu halletmeniz gerekiyor sizin. Bu çok kolay. Buradan başlıyor. Yarın öbür gün. E, Türkiye e, normalleşti. Normale dönmeye başladı. Aklını başına topladı falan diyebilmeniz için bu hadiselerin de önüne geçilmeye başlanması gerekiyor. Türkiye normalleşti mi ben buna bakarım. Sokaklarında köpekler sürüler halinde dolaşıyor mu dolaşmıyor mu? Ben ona bakarım. Büyük şehirlerde dahi bu böyle. Ben çıktığımda İstanbul'da bu böyleydi. ...Mecidiye Köyü, İstanbul'un göbeği... ...Mecidiye Köyü'nün göbeğinde... ...o Teknosa'nın önünde falan hala var mı bilmiyorum... ...köpekler sürüler halinde dolaşıyorlardı. Evet. Bunda tabii insanların da payı var. Bu konuda alınacak... ...zecri tedbirler. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan alacağınız tedbirler... ...ancak bu işi çözer. Hemen bugünden yarına çözülmez ama birkaç sene içerisinde... ...tamamlar gidersiniz. Bir diğer konu. Ekonomi dedik ya. iktidarın bugüne kadar... Yani yaptığı iyi bir şey yok. Olmadığı gibi e, böyle çok büyük e, haberlerle, çok büyük canlı yayınlarla veya müjdelerle falan servis ettikleri haberlerin de patladığını görüyorsunuz. Sadece biri 26 Temmuz 2019 tarihinde Erdoğan bu traktörün önünde üstelik galoş giyerek niye galoş giyiyorsa neyse onu geçtik. Bu traktörün önünde poz verdi ve bu traktör yerli milli elektrikli traktör olarak lanse edildi. Ve gene Erdoğan'ın dilinden günlük 7 liralık şarjla toplam 7 saat çalışabilecek falan filan dendi. Sonraki sene boyunca da bununla ilgili yığınla haber çıktı. İktidara yakın basın organlarında. Ne oldu biliyor musunuz? 3 yıl sonra 2022 yazında bu proje rafa kalktı. Sessiz sedasız. Bu ve bunun gibi yığınla şey var. Mesela bir tanesi daha Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasından Deniz Ayhan imzasıyla getiriyorum. Tokat. Tokat Havalimanı için 26 milyon lira daha harcanacak diyor. 1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu. Ve o çatı için 26 milyon lira daha harcanacakmış. Tokat Havalimanı Ocak-Aralık 2022 döneminde yani geçen sene boyunca 2022 boyunca sadece 81.046 yolcu ağırlamış. Evet. Böyleyken böyle gerçekten son derece endişe verici, son derece kaygı verici durumlar bunlar. Yaşadığım İngiltere'den bir haber vereyim ve yarın öbür gün ülkeniz normale dönerse bunlar olacak o ülkede e, bilgisinden biri. E, dün e, çok geniş çaplı bir grev vardı İngiltere'de. İngiltere'de grev aylara yayılmış vaziyette. Çalışanlar daha önce açıkladıkları takvimle greve gidiyorlar. Sağlık çalışanları, hemşireler, ambulans şoförleri grev yaptılar. E, Demiryolu çalışanları grev yaptılar ve dün e, öğretmenler, iş bıraktılar greve gittiler ücret artı, ücretlerinin artırılması istemiyle bizim çocuklar da evdeydi dün okula gitmediler burada öğretmenler daha doğrusu eğitim sistemi ilk orta öğretim daha doğrusu ilk orta öğretim eğitim sistemi yerel idarelere bağlı belediyelere bağlı ve bütün ihtiyaçlarını o belediyeler çekip çeviriyor okulların öğretmenlerin öğretmenler de doğal olarak belediyelere bağlı öğretmenler e, ücret bütçe artışı istediler ve bütün İngiltere'de iş bıraktılar. Okullar bir anlamda kapalıydı ve bu biçimde eylem yaptılar ve taleplerini dile getirdiler. E, hiçbir biçimde engellemeye sahne olmadı bu. Gülerek, eğlenerek e, yürüdüler. E, pankartlarını taşıdılar. Uzatılan mikrofonlara başımıza bir şey gelmi başlarına bir şey gelmeyeceği endişesiyle konuştular. İtirazlarını, haklı taleplerini seslendirdiler ve bitti. İşte bu demokratik olgunluk içerisinde İngiltere aylardır peyderpey çalışanların grev sürecinden geçiyor. Bugüne kadar çokça oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Göreceğiz, yaşayacağız ama bu olgunlukta devam ediyor. Kamu yayın kuruluşu BBC de bu eylemlerden saatlerce yayın yapıyor. Canlı yayın noktalarına muhabirleri gönderiyor ve orada muhabirlerden bilgiler alıyor ee, pek çok eylemci veya bu eylemcilere önderlik eden insanlar yayınlara bağlanıp konuşuyorlar filan Sonuç alırlar almazlar ayrı bir konu ama halkın çalışanların taleplerini dile getirmesi açısından önemli ve bir ülkenin normal bir ülke olup olmadığını göstermesi açısından da önemli ondan dolayı ekrana getirdim ara ara böyle getiriyorum hatta bazen soruyorlar bize İngiltere'yi anlatma diye ben İngiltere'yi anlatmaya başlasam saatler sürer günümün önemli bir vakti bu ülkenin haberlerini takip ederek geçiyor ama dediğim gibi çıktığım ülkeyi ilgilendiren haberler veya çıktığım ülkeden bu çıktığım ülkede acaba dünyada bu iş nasıl dönüyor falan bunu merak edenler için ekrana getiriyorum evet seçim nasıl kaybedilir Derken kastettiğim buydu. Seçimi kaybedeceğini düşünmeye başladı. Ee, Erdoğan'a yakın medya ve Erdoğan'ın çevresi. Şunu unutmayın. On, e, bu o, o çevredeki kaygı şundan kaynaklanıyor elbette. Ee, onunla geldik ya da onunla bu noktada hayatımızı sürdürüyoruz. Ve o giderse biz de gideceğiz. Duman olacağız. Ondan dolayı e, Erdoğan'ın bütün bürokratları, atadığı insanlar medyasına koyduğu insanlar TRT'si, Anadolu Ajansı, Diyanet'i, Şuzubus'u Milli İsmail'i hepsi e, genel kurmayı e, istihbaratı el birliğiyle e, bu dönem bitmesin diye e, çaba harcayacak haliyle muhalefetin işi bir anlamda zor. zor üç, 3-3,5 üç ay 4 ay boyunca e, bununla yakapaçı olacaklar geçtiğimiz günlerde hatırlayın e, gelecek partili bir siyasetçi kızının mevlidi veya hatim duası için neyse cami bulamadı kendine Müftülük ona cami vermedi. Yer göstermedi. Böyle yani müftüsüyle her şeyiyle e, tam saha pres aman bunlara bir salon göstermeyelim aman bir yer göstermeyelim bir araya gelmesin. Sokağa inmesinler sokakta halkla buluşmasınlar insanlarla kaynaşmasınlar. Bunların bir araya gelebilecekleri ortamları da ortadan kaldıralım veya buna meydan vermeyelim diye adeta el birliği ağız birliği etmişçesine bir döneme girdiler ve bu şekilde de fazlasıyla bu süreçte buna tanık olacağız öyle görülüyor. Önümüzdeki 3-4 ay o açıdan son derece çetin geçecek. Diyor ve manşeti noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonra ulaşamadık arama motorunda baktık yoktu göremedik filan olmasın. Abone olup bildirimleri açarsanız başınıza bir şey gelmiyor ve bir yayın konduğunda o yayından anında haberdar olabiliyorsunuz. Cuma günü görüşmek umuduyla hoşçakalın.